beğendiğim bir oyuncu. Canlı da izledim. Hayran kaldığım bir oyuncu. Özellikle baktığında Falcao'nun gitmesi, Cagney'nin o hiç beklenmedik golleri kaçırması, Muhammed'in eski Muhammed olmaması ki Muhammed'i de bu arada dedik Fransa'ya gitti. Muhammed yine döndü İstanbul'da değil mi yani? Hani çok enteresan, yetişemiyoruz artık neyin ne olduğunu. Hani Muhammed Fransa'ya gitti, uyusak sabah okumasak, sabah benim programım olsa Bordo'da başarılar diyeceğim ama Galatasaray'ın oyuncusu. Hani bu kadar hızlı değişiyor her şey. Halil'e başarılar diliyorum. Bence Galatasaray'da hani bir transfer olmazsa 8 Eylül'e kadar ilk 11'in forvet oyuncusu Halil'dir yani. Halil derken. Cagne'den de önce yazarım. Bu Muhammed performansından da önce yazarım şu an Halil'i. Peki. Erman Gönülşen hazırmış. Erman Tamam. geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Koşturmada biraz rahatsızlandı, üşüttü. Bir taraftan transfer haberlerini takip ediyor. Bir taraftan Galatasaray'dan haberler alıyor. Bir taraftan da bizim programa bağlanıyor. Geçmiş olsun. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Nihat abiyle birlikte sizlere Serkan'cığım. Teşekkürler. Teşekkürler Erman. Öğlen saatlerinden itibaren Jetson yazıldı. Akşama bir sürpriz olur mu? Ben öyle pas atayım sana istersen. Sonra Benfica'da UEFA listesine verilen listede isminin olduğu paylaşımı geldi. Galatasaray'ın sıradaki transferi kim olacak? Bak KC'de de yazıyor. Ben de onu sorayım. Yani artık 20 dakika kaldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro şu anki mevcut kadro. Yani bu kadroya şu dakika itibariyle yeni bir isim dahil olmayacak. Son olarak Halil Dervişoğlu ismi bu mevcut kadroya eklenecek. Ki az önce ben sana mesaj olarak da atmıştım size. Halil'in lisansıyla ilgili bir sıkıntı yok. Evraklar teslim edildi. Halil Dervişoğlu listeye eklenecek ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde bu kadroyla mücadele edecek. Bugün açıkçası hani bir transfer olur mu diye bir beklentimiz de vardı. Bir transfer açıklaması olabilir mi diye ama Galatasaray bu sezonki transferdeki stratejisini aynen devam ettiriyor. Bu da beklemek ve doğru zamanda hamle yapmak üzerine. Çünkü PSV Eindhoven maçlarından önce Sayın Başkan Burak Elmas'ın bir açıklaması vardı. Transferlerin henüz yetişmemesi bu karşılaşmaya diye. Biz 2 maçlık süreç için transfer yapmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceği adına transferler yapıyoruz demişti. Burada evet UEFA'ya listelerin verileceği son gün ama hani bunun baskısı ve stresiyle bir transfer politikası yürütmeyi istemedi yönetim. Bunu da ifade etmiş olalım. Ama bu demek değil ki Galatasaray'da transfer bitti. Hayır, bitmedi. Galatasaray 8 Eylül'e olan kadar ki bölümde transfer yapacak. Bir orta saha ve bir kaleci transferi yapmasını bekliyorum. Halil Dervişoğlu transferi tamamlandı ki Forvet'te şu anda bir transfer beklentisi yok. Belki 1-2 haftalık süreçten sonra Forvet'te hocanın ilk tercihi görev vereceği isim zaten Halil Dervişoğlu olacak. Orta saha transferinde tabii ilk aday Jetson Fernandes. Galatasaray bu transferde son ana kadar şartları zorlayacak. Şu an için hala hazırda Benfica'da kalacak gibi gözükse de Galatasaray yönetimi, teknik heyet, Fatih Hoca bu transfer için Benfica'yı ikna etmekle uğraşıyor. 10 milyon avroluk bir teklifi iletti bonservisini almak için Jetson Fernandes'in ki Fatih Hoca'nın takımındaki gençleştirme operasyonunda en çok görmek istediği bir diğer isim Halil Dervişoğlu gibi. Ama bunun dışında yerli alternatifle Okan Yokuşlu da 6 numara için Galatasaray'ın listesinde olan bir isim. Elneny ismi geçmişti bugün hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a. Ama ben babasıyla yaptığım görüşmede bu yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade etmiş oğlunun. Bu da ayrı bir gelişmedi. Diyenk ismi gene var Galatasaray'da. Alou Diyenk, Al Ahli forması giyen bir oyuncu ön liberoda. Çünkü Fatih Hoca kendisi de bu tanımlamayı yaptığı için söylüyorum. Melo ve Fernando tarzında bir kesici arıyor Galatasaray. Hani bu noktada da bir transfer hareketliliği olabilir. Yine Jean-Michel Seri'nin de bu listede dahil olduğunu ifade edelim. Kaleci konusunda da İrfan Can, Eğri Bayat ismi var. Bu transferde pazarlıkların devam ettiğini söyleyelim. Belli bir noktaya gelindi pazarlıklarda ama henüz transfer bitmedi. Önümüzdeki hafta bu transfer için tekrar Galatasaray'la Göztepe'nin görüşme sağlayacağını belirtelim.
kimler gidebilir noktasına bakarsak, yani tabii Avrupa'da transfer tahtası kapandığı için hani Babel'le ilgili bir girişim olabilir belki, yurt içinde Süper Lig'de bir takımla ilgili. Yani 3 aşağı 5 yukarı artık kadroya bir orta saha ve bir de kaleci geldikten sonra Galatasaray'ın bu sezonki nihai kadrosu ortaya çıkmış ya da çıkacakmış gibi gözüküyor Serkan Yedik. Erman, teşekkür ediyoruz. Fazla da yormayalım. Bir gelişme olursa zaten yine yarın da ilerleyen günlerde senden alacağız. Sen dinlen ve iyileş. Geçmiş olsun tekrar. Kolay değil bu koşturmalar. Şimdi çok zor, çok. Gece gitti. 3.30'da Halil'i karşıladıktan sonra hasta oldu. Orada herhalde üşüttü havaalanında. Evet, 3.30'da indi bir de işte canlı yani. Tabii canlı verdik çünkü. Biliyorum. Şimdi az evvel sen Halil Dervişoğlu ile ilgili konuşuyordun. Biraz bunu açmak istiyorum. Neden Nihat Kahveci, Halil Dervişoğlu ilk isim olarak santrafora, ileri uç hattına yazarım diyor? Neden? Şimdi neden diyorum. Hı. Öncelikle geçen sene baktığımızda Fatih Hoca bir Göztepe deplasmanında yanlış hatırlamıyorsam Kerem'le beraber ilk defa 11'de oynattı onları. Hı hı. Hemen çıktılar, sahanın en etkili iki oyuncusu onlar oldular. Bir kere özgüvenli. Bir de şimdi Cagne iyi niyetli, mücadele ediyor, taraftardan destek istedi, taraftar da destekledi, gollerini attı ama Cagne'yi taraftarı gözünde böyle kötü forvet imajı veren olay basit golleri kaçırması. Mesela o Kasımpaşa deplasmanındaki 6 pastaki o vuruş hep bir acaba oluşturtuyor Galatasaray taraftarlarında. Çünkü seviye çok yüksek, öyle büyük golcüler gelmiş geçmiş ki buradan. Ne goller atmışlar. Aynı şey Cagne'den de bekliyorlar oynadığında. Diğer taraftan Muhammed. Muhammed ilk geldiği haftalardaki Muhammed olsa normalde oynayabilecek bir numara oyunculardan biri o. Ama Muhammed özellikle son Fransa'ya gitti, geri döndü. Kafası şu an iyicene karışıktır. Çok düştü. Zaten onun sorunu fizikten çok mental olduğunu düşünüyorum ben her zaman. O Ankara Gücü maçında kırmızı kartı gördü. Galatasaray yenildi. O günden beri düşüş içinde olan bir Muhammed görüyorum. Ya bir oyuncu fizik olarak bu kadar kötü olmaz. Bu mental sorun yani Muhammed'in. Ona bir gol lazım. Bir de altı pasta pozisyona girdi, kaçırdı maçta. İyicene morali bozuldu. Fatih Hoca normalde forvet oyuncusu gol atmadı mı beni 4 kere 45. dakikada oyundan değiştirdi milli takımda. Ama ben takmıyordum. Unutma, biliyorum ki. Unutmamışım ama 4 kez diyorsun. 4 çarpı 4 oldum yani 4 çarpı 45. Çıktım oyundan. Evet. Ama Fatih Hoca öyle bir tanıyor ki 5. maçta seni yine 11 oynatıyor. Hı. Ama Muhammed onun farkına varamadı. Bence alındı, üzüldü. Belki orada bir iletişim olsa... Belki farklı bir Muhammed olabilirdi. Ama hoca yine oynattı. İstediği performansı alamadı Muhammed'den. O yüzden iyi bir Halil'in ben şu an Galatasaray'da ikisinden de bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bir de neden? Genç Kerem atletik uçuyor, alıyor, getiriyor. Genç Halil atletik gidiyor, şut atıyor, topu tutuyor. İnanılmaz çabuk dönüyor, şut atıyor. Diğer tarafta işte iyi bir Feguli ya da Morutan'ı. Çıkıldağ Morutan. Tabii Çıkıldağ o arkada iyi bir Taylan'la orta saha ön taraf gencecik, atletik, basan tam Fatih Hoca'nın istediği gibi. Bir de Van Aanholt'u çıkardı mı, Boe'yi çıkardı mı orada istediği oyunu izleyebilecek bir Fatih Hoca. Ama bunu da olduğunda sıkıntı ne oluyor? Takım savunması. Liyundama'yı tutamıyor. Çünkü top kaptırıyor. Bireysel hatalar çok. Trabzonspor'da da söylüyoruz ya mesela hücum hattından veya pozisyon bulma konusunda problem çekmediğinden sezon başından beri söylüyoruz. Evet. Erken davrandı biraz transfer konusunda Trabzonspor gerçi. Galatasaray'da da bu görüntü oluyor. Yani Galatasaray gol atar diyorsun ama gol de çok da pozisyona giriyor. Bak her takım gol yer. Hayır, yer de ama o kadar pozisyon verir mi? Pozisyon vermeyi de bıraktım. Rakip gol atarken bu kadar yardım eder mi onun attığı gol?